Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında 4. bölüm 2. testin çözümünü yapacağız. Bu testimiz üçgende ortayla alakalı, öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözüme başlayalım. ABC bir üçgen ve açıortaylar var. Burada arkadaşlar şuna dikkat edin. Bu açıortay doğrusu aynı zamanda şu üçgende açıortay, aynı zamanda büyükte de, de açıortay ve şu da aynı şekilde bu küçükte açıortay ve büyükte açıortay. Aslında biraz da verilen doğrular yani oranlamalar bizi bu dört tane açı ortaydan herhangi birini ya da herhangi ikisini yönlendirecek arkadaşlar. Oranlamaları yazalım. Evet, B uzunluğu K iken e, e, A uzunluğu 2K verilmiş. Burası K iken burası 2K verilmiş. Sonra DC uzunluğu A iken BD uzunluğu 3A verilmiş. Arkadaşlar direkt burada 3'e 1 oranına baksak hocam 3'e 1. Yani burası o zaman K olacak desek K'ya A oran, X'e 2 e bir oran getirmiyor. Bu oranlamada 3'e 1'den başlayınca bir şey gelmedi. Peki 1'e 2'den başlarsak 1'e 2'den başlarsak şu açı ortaylığa bakarız. Hocam 1'e 2 oran var böyle aşağıdan yukarı. O zaman burada da 1'e 2 oran olacak deriz. Yani burası 4A iken burası ne olacaktır arkadaşlar? 8A olacaktır. Peki burayı 8A bulduk mu bulduk? Evet gençler şurayı 8A bulduk yazalım isterseniz. 8A'yı yazdıktan sonra bakın ikisi de yoğunlaştığınız zaman. Aa hocam buradaki üçgende de bir açı ortaylık çıktı. Bu sefer yukarıdan aşağı 8'e 1 oran var. Hocam 8A'nın A'ya oranı eşittir. X bölü 2 midir? Aynen öyle. X de buradan kaç çıkar? 16 çıkar. Ya da A'daki 2 ise 8A'daki direkt 16'da diyebilirdiniz arkadaşlar. Birinci soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 2'ye. Direk sayılar bizi yönlendiriyor ve burada da bir oranlama verilmiş. Direk yazalım oranlamayı 3K'ya 4K ya yazalım arkadaşlar. FC uzunluğu 3K, FC uzunluğu 4K ve BF uzunluğu 3K olarak verilmiş. Hocam şu açı ortaylığa baktığımız zaman öncelikle oranlama var ya sayı da var orada görüyorsunuz arkadaşlar. Hocam bu açı ortaylıkta ne var? Şöyle baktığımız zaman 3K'daki 6 ise direkt 6 bölü AC 3 bölü 4 diyebilirsiniz ama artık hızlılaşmışsınızdır büyük ihtimalle. 3K'daki 6 ise yani sol taraftaki sağ tarafta da 4K'daki de kaç olur? Direkt 8 olur diyebiliriz arkadaşlar. 8'i yazdık. Peki sonra hocam bu açı ortaylığa bakacak olursak 10 bölü 6. 10 bölü 6 dediğimiz 5 bölü 3 yani direkt burası 5K iken burası 3K'dır. Hatta A, A, K demeyelim. K'yı aşağıda kullanmışız. 5A ise burası 3A'dır. 8A eşittir. 8 ise A'yı buradan 1 buluruz. Yani burası 3, burası 5 çıktı. Aynı açı ortayda bir açı orta uzunluğu var. Açı orta uzunluğu da neye eşitti? Kare içerisinde kollar çarpma eksi tavanlar çarpmıydı. 10 çarpı 6 eksi 5 çarpı 3'e eşittir arkadaşlar. 60'tan 15 çıkınca 45 geliyor. Kök 45 de nedir arkadaşlar? 3 kök 5'e eşittir. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik 3'e. A diğik taban parçaya. Bak soruları ilk defa görüyorum. Vallahi de billeydi de, de Bak ilk defa görüyorum. Ve soruya bakar bakmaz yüksekliğin bende ayrı bir yeri var. E sizde de ayrı bir yeri var. E soruları ilk defa görüyoruz ya ilk defa yorumluyoruz. Ben nasıl yorumluyorsam inşallah siz de öyle yorumlarsınız arkadaşlar. Ama hangi konuda olursak olalım bizi ilgilendiren şu. dik taban ikeş parçaya bölmüş. E, yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. O yüzden hemen dikkatimi şey çekti. Hocam bu bir ikizkenar üçgendir. Ve aynı zamanda bu nedir? Açı ortaydır. X kenar yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölüyor. E hocam 7 ise burası da 7 buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Sonra başka BE bölü ED istenmiş bizden. Hocam BE ve ED oranını bulurken şu üçgene dikkat edeceğiz değil mi? E, bu üçgende ne var arkadaşlar? Bu üçgende bakın açı ortaylık var. Hangisi? Şu doğru açı ortay doğrusu. 7'ye 4. Yani burası 7K. Burası da 4K mı olur? Koldaki oran tabandaki oranlamaya eşittir. E, dolayısıyla B bölü e ne oldu arkadaşlar? 7K bölü 4K'dan cevap 7 bölü 4 oldu. Üçüncü soru Cehan oldu. Geldik 4'e. 50 ile 65'i kullanmanız lazım. Arkadaşlar iki açı yan yana gelince özel durumu var mı yok mu diye incelenir. Özel durumu nedir? 180'e tamamlayana özel durumdur. 50 ile 65'in toplamı 115. 180'e tamamlayana 65. Aa hocam 65. O zaman ya bu taraftaki açısı önemli ya da bu taraftaki açısı önemli. Sen burada yaptığın zaman 180'e tamamlayan 65. 65'ler yan yana gelmedi. Hiçbir özel bir durum oluşmadı. Ama şunu şöyle çizersek hop burası da 65 oldu. Dolayısıyla şuradaki üçgende ne oldu arkadaşlar? Bir dış açı ortay oldu. Dış açı ortay dediğimiz dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Tekrarlı. Şu bölü tamamı şuraya A diyeyim isterseniz ya da Y diyeyim. Y bölü Y artı 3. Neye eşittir arkadaşlar? İlk ok nereye diyor? 4'e. 4 bölü ikinci ok nereye diyor? 6'ya. Sadeleştir 2 sadeleştir 3. Buradan 3y eşittir 2y artı 6'dan y'yi 6 bulduk. Ama x soruluyor bize. Y'yi 6 bulduysak x'e yoğunlaşalım şimdi. Arkadaşlar x'e baktık bakacak olursak bu da dış açı ortay uzunluğu. Dedik müfredattan kaldırıldı ama kosinüs teoreminden falan çıktığı için iyi sorulabilir. Ama siz yine de şu teoremi bilin. İç açı ortay teoremi neydi? Kollar çarpma eksi tabanlar çarpmaydı. Dış açı ortay da tam tersi. Tabanlar çarpma eksi kollar çarpma. Yalnız tabanlar çarpımını alırken evet x kare içerisinde tabanlar çarpımını alırken tekrarlı o taban oranlaması yapıyorduk ya aynen öyle. 6 çarpı tamamı diye alacaksınız. Yani 6 çarpı 9 diye aldınız. Eksi kollar çarpı da 4 çarpı 6'dır arkadaşlar. E buradan ne geldi? 54'ten 24 çıkarsa 30 mu geldi? Evet cevabımız böylelikle kök 30 oldu. Yani cevabımız 4. soruda Cihan oldu. Geldik 5'e. Arkadaşlar açı ortaylar gördüğünüz zaman A, B, B olduğundan dolayı direkt burada kaç? 90 derecedir. E hocam direkt burası 90 derece ya. Şu üçgende bazen bu üçgenle işlem yapmıyoruz ama bakın bu üçgenin kenarları verilmiş. Direktman burada ne oldu? 6, 8, 10 üçgeni oldu. Yani buraya 10 eksi x kaldı arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız? DC x isteniyor bizden. E o zaman şu açı ortaylığı kullanalım arkadaşlar. Şu üçgende bir açı ortaylık var. Hocam iç açı ortaylık var. X'e 20 olsun. Yazmaya çalışın. X'in de k katını yazın. Çünkü oranlama oranlayacağımız için k'lar gidiyor. X e, tabandaki oran x'e k, x'e 20 ya. X k yap. O zaman burası ne olacaktır? 20 k olacak. E şimdi ne yapacağız? Dış açı ortay var bir de aynı zamanda. Dış açı ortayın dediği yerden başlıyoruz. Şu bölü tamamı. Yani 10 eksi x bölü tamamı. Tamamı kaç hocam? Şuraya kadar biz 10 bulmuştuk. Burası da 20. Toplamda 30 mu? Evet 10 eksi x'in 30 oranı eşittir. Şuradaki ilk ok nereye diyor? X k'ya diyor. X k bölü ikinci ok nereye diyor? 20 k oranına eşittir. Bakın k'lar gitti. E burada şu sıfırlar sadeleşsin. İşler dışlar yapınca 20 eksi 2 x eşittir 3 x yaptı. Buradan 25 x yaptı ve x de buradan kaç bulduk? 4 olarak bulduk. Evet 5. soru böylelikle balık esir çıktı. Geldik 6'ya. Evet. 2-3 tane açı ortay var. DE uzunluğu K iken EC uzunluğu 2K verilmiş. Burası K. Burası 2K. E hocam buradaki üçgende ben direkt açı ortaylığı kullanabilirim direkt. Hocam tabanda koran 1'e 2 ise koldaki oranda da 1'e 2'dir. Direkt ben 6 iken buraya 12 yazabilir miyiz? Evet. Yazdık. Sonra bizden ne isteniyor? BC X isteniyor. Başka bir şey daha verilmiş olması lazım arkadaşlar. Ne verilmiş burada? Başka bir şey daha. Bir şey daha. AC ile DB eşit verilmiş. Bak. Soruyu çözemediğim zaman soruda bir şeyler verilmiş olması lazım diye böyle bakıyorum. Soruyu okuyorum. Bak soruda AC ile DB birbirine eşitlenmiş. AC ile DB yani burası 12 verilmiş. Aa hocam bu da bir açı ortay. Bu açı ortay da tabandaki oran 6 bölü 12 1'e 2. Koldaki oran da 1'e 2 olacak. Yani burası kaç olacak o zaman arkadaşım? Direkt 24 olacak. Evet 1'e 2 oranı. Yazayım isterseniz 6 bölü 12 eşittir 12 bölü x'den geldi arkadaşlar. 24. Tamam. E artık öğrendiniz 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran direkt yazarsınız arkadaşlar. 6. soru Edremit oldu. Geldik 7'ye. ABC bir üçgen ve açılar eşit verilmiş. Bir de AD ile AC'de birbirine eşit verilmiş. Bunları da yazalım şimdi oranlamalara bakalım. Hocam şuraya baktığımız zaman ne fark ediyoruz? Şöyle şuradaki üçgende bir iç açıortaylık var mı? Var. Tabandaki oran M'ye 3 3M yani 1'e 3 oran var. E o zaman burada da 1'e 3 oran olacak. Yani burası 3N 1'e 3. E 3. N'si 3N olacak. E bunlar da birbirine eşitli. Burası da 3N olacak. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Şu açı ortayı kullanabiliriz. Kollardaki oran yani 4m'nin 3n'ye oranı eşittir. Tabandaki oran n bölü 3'tür. 3'ler sadeleşsin. Buradan n kare eşittir. 4m mi geldi? Evet. E şimdi ne yapacağız? Burada bu cevapta yok böyle bir şey. Bir de şurada açı ortay uzunluğu formülünü uygulayalım. 3 neye eşittir arkadaşlar. Kare 2 içerisinde kollar çarpımı yani 4m çarpı 3n eksi. Tabanlar çarpımı yani n çarpı 3. Karesini alacak olursam 9n kare eşittir. 12mn eksi 3n oldu. 3'e bölsem ne geliyor? 3n kare eşittir. 3'e böldüğüm zaman 4mn eksi n oldu. E burada bu da şıklarda yok. Ama bakıyoruz ki arkadaşlar n kare 4m eşitti. n kare yerine 4m yazacak olursam eğer. O zaman 4 kere 3 12. 12m değil mi? Şurası 12m yaptı neye eşit oldu? 4mn eksi neye eşit oldu? Evet 4mn eksi n eşittir 12 m. Yani cevabımız böylelikle akçay yaptı. Arkadaşlar ee, bu sanırım ilk baskılarda değişik şıkkı değiştirilmiş. Haberiniz olsun. E, cevap akçay. Yani düzeltilmiş hali 4mn eksi eşittir 12m? Evet 7. soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik 8. soruya. Arkadaşlar iki açı olunca özel bir durum yoksa özel bir durum var mı diye inceliyoruz. 180'e tamamlayan açısı 96-42 daha kaç yapıyor? 138 yapıyor. 180'e tamamlayanı 42. E hocam iki ihtimalimiz var. 42 ya. Ya bu tarafa ya bu da bu tarafa. E 42'nin olduğu yere doğru tamamlamak daha mantıklı. Bak buradaki açıda 42 derece oldu. E ne çıktı o zaman burada? Hocam şuradaki üçgende bak 42'ye 42. Bir dışa çortay çıktı mı çıktı. Bir de oranlama verilmiş. Hocam burası 5K burası da 2K verilmiş. DC 2K BD de 5K olduğundan dolayı AB böyle şey isteniyor. Artık dış açı ortayla uygulayabiliriz. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorduk. Şunun tamamının oranı 2 bölü 7. İlk ok bunun da buna oranı ne olmak zorunda arkadaşlar? Şunun da şuna oranı 2 bölü 7 olmak zorunda. Yani burası 2 anken burası ne olacak? 7 an olacak. Zaten benden AB bölü AD isteniyor. O da 7 an bölü 2 an'den cevabımız 7 bölü 2 olur. Cevap 8. soruda Akçay oldu. Geldik 9'a. Oranlamalara bakalım. Oranlamalar bizi yönlendirecek. BE uzunluğuna A, K dersem burası 3K'ymiş arkadaşlar. Hemen yazıyorum. K iken AE uzunluğuna 3K yazdık. Eyvallah. Sonra BD uzunluğu A iken burası 3A verilmiş. DC uzunluğu 3A. BD uzunluğu da A olarak verilmiş. E arkadaşlar burada dikkat ederseniz ne var? 1'e 3 oran var. E 1'e 3 oranı direkt yazabiliriz. Yani direkt burası nedir arkadaşım? 3A diyebiliriz aslında. 1'e 3. A ise 3A diyebiliriz. Peki sonrasında bizden X isteniyor? Evet. Aa, burada da arkadaşlar şuraya bakacak olursanız hocam buradaki açı ortaydı da 1'e 3 oran var şöyle bakacak olursanız. E 1'e 3 ise hocam 1'e 3 oran olacak. O zaman bu A'daki 4K ise 3, 3'teki 4, e, 4 katı olacak. Yani burası da 12K mı olacak? Aynen öyle. E, olay bitti mi? Bitti. Açı ortay teoreminden sonuca ulaşacağız arkadaşlar. E, açı ortay teoremi yani 3A değil mi arkadaşım? Evet 3A eşittir kare küçüğünde kollar çarpımı yani burası 4K 4K ile 12K'nın çarpımı o da 48K kare eksi tabanlar çarpımı o da 3A kare yaptı arkadaşlar. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman 9A kare eşittir 48K kare eksi 3A kare olduğundan 12A kare eşittir 48K kare oldu. 12'ye bölsen A kare de buradan neye eşit oldu? 4K kareye eşit oldu. Hocam A belli zaten 3A neye eşit? 2 köküçe eşit. E burada yazalım o zaman 3 a eşittir 2 kök 3 ise a buradan 2 kök 3 bölü 3 değil midir? Evet yaz burada yerine yazdık yerine hadi bakalım a yerine 2 kök 3 bölü kök 3 bölü 2 kök 3 bölü 3 yazacağız. Şurada 2 kök 3 bölü 3 olacak arkadaşlar değil mi? E evet, daha yerine 2 kök 3 bölü 3 yazacağız. 2 kök 3 bölü 3'ün karesi eşittir 4 k kareymiş. E buradan karesini aldığımız zaman ne geldi arkadaşlar? 4. 4 kere 12. 12 bölü 9 e, ee, ya da 4 şu kök 3 4 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Evet 4 bölü 3 eşittir 4 k kare olduğundan 4'ler sadeleşti. Işte, k kare eşittir 1 bölü 3 geldi. K'yı da kaç bulduk? 1 bölü kök 3 bulduk. Bizden ne isteniyor? X. X de 12 k. Bayağı bir yere gittik ama şuraya yazayım. X de 12 k olduğundan dolayı. E o zaman 12 çarpı 1 bölü köküçten 12 köküç bölü 3'ten cevabımız kaç gelir? 4 köküç gelir. Evet 9. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Evet ABC ve DF birer üçgen D ABC'nin içte çemberin merkezi İçeriden T çember çizmiyoruz ne yapıyoruz B köşesinden gelen açı ortaydır A'dan gelen açı ortaydır C'den gelen açı ortaydır içte çemberin merkezi iç açı ortaylarının kesim noktası hocam bu da açı ortay bu da açı ortay bu da açı ortay yazdık e BC 21 demiş DF üçgenin çevresi isteniliyor bizden Arkadaşlar bize BC uzunluğunu vermiş. Dikkat ederseniz bir de bizim şunları kullanmamız lazım. Hocam şunlar birbirine paralel. E paralel. Z'den dolayı nokta açısı yaptım burası. Yaptı. Yani A ise A. X kenar çıktı. E hocam şununla da şu birbirine paralel. Yine Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptı mı? Yaptı. Çizgiye çizgi. Burası B iken burası da B oldu. Şuraya C dersek. BC uzunluğu 21'miş. Yani A artı B artı C eşittir 21'miş. Senden boyalı df üçgenin çevresi isteniyor. O da a artı b artı c diyeyim arkadaşlar bakın. Evet yani cevabımız yine 21 yapacak. O zaman 10. soru böylelikle c oldu. Geldik 11. soruya. Evet bac ile şu açılar eşit verilmiş. Başka da bir şey verilmiş mi? ca ae'ye dik verilmiş. Hmm. ca ae'ye dik verilmiş. Konu anlatımında da yaptığımız bir şey. Arkadaşlar iki tane açı ortaya arasında kalan açı kaç derece? 90 derecede. İsterseniz açıya dalıp da şey yapabilirsiniz. Bu 90'ı kullanmanız lazım. E bu 90'ı sen buradaki dik üçgende kullanamıyorsan o zaman açı ortay vari işlemlerde kullanacaksın. Daha öncesinde ne demiştik? <laughs> Daha öncesinde şöyle bir şey. Hocam bir doğru açıda doğru açın açı arasında kalan açı şurada bu açıortay, bu açıortay, burası 90 derece değil mi? A, B, B. 2 artı 2 180 artı B, 90 yapıyor değil mi? Evet. E o zaman burada da şunu uzatacak olursam hocam bu da açıortay olmak zorunda. İki tane açıortay ortay arasında kalan açı 90 derecedir. E tamam soru bitti mi? Bitti. O zaman arkadaşlar buradaki üçgenler ne çıktı karşımıza? Bir iç açı ortay var bir de e, sonrasında dış açı ortay da ekstradan çıktı. Hocam x'e 4 oran var. xk ise burası 4k'dır. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı. Şunun tamamının oranı. 6 bölü 10 artı x eşittir. 4k bölü xk değil mi? İlk ok 4k'ya değiyor, ikinci okta ok xk'ye xk'ya K'lar gitti. İçler dışlar. 6x eşittir. E, 40 artı 4 x'ten 2 x eşittir 40'tan x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. E o zaman 11. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 12. soruya. Gençler şöyle bir katlama var. Ne yapacağız? Katlamayı şöyle bir eski haline açacağız. Hadi bakalım eski halini açtık. Açınca hocam burası 16 iken burası da 16 oldu mu katlamalarda? Evet. Sonra tamamını 20 vermiş bize. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. E hocam katlamada üst üste menen kenarlar eşit. Şunlar da birbirine eşit. Aynı zamanda üst üste menen açılar da eşit diye mi? Evet. Yani bu katlama çizgisi ne oldu? Aynı zamanda açı ortay oldu. E soru bitti. 16 bölü 20. Koldaki oran arkadaşlar 16 bölü 20. Ya direkt kattan gidelim. 4'e bölsen 4, 4'e bölsen e 5. Hocam burası 4K iken burası ne olacaktır? 5K. 16 bölü 20. 4 bölü 5, 4'e 5 oran oldu. E toplam 9K. 18 K buradan 2 geldi. Bizden ne isteniyor? K buradan 2 ise burası 10 çıktı. Burası da 8 mi çıktı? Evet. Bizden istenilen bu katlama sonucu tek kat kalan BD üstü C üstü BD C üstü üçgenin çevresi soruluyor bize. Arkadaşım bak burayı 8 bulmuştuk. Katlamada üst üste kenarlar birbirine eşitten burası 8. E zaten biz burayı BD'yi 10 bulmuştuk. Burası da 10. E bunun çevresi ne olacak o zaman arkadaşlar? 4, 8 ve 10'un toplamı isteniyor. Yani cevabımız böylelikle kaç yaptı? 22 yaptı. 12. soru böylelikle akçay oldu. Ve ikinci testi de böylelikle bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Üçüncü testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.